CBC FM-i dinləyirsiniz, studiyada Bəxtiyar Həsənovdur. Düz bir il bundan əvvəl 2020-ci il 10 dekabr tarixində Bakının mərkəzində möhtəşəm şəraitdə Zəfər günümüzün bir aylığı ilə əlaqədar hərbi parad keçirildi. Zəfər paradı erməni işğalçıları üzərində Azərbaycanın dəf edilməz və güclü qələbəsi, Ermənistanın tam kapitulyasiyası ilə başa çatan 44 günlük dəmir yumruq əməliyyatına nöqtə qoydu. Tədbirdə 21-ci əsrin müasir yüksək texnologiyalı Azərbaycan ordusunun bütün qüdrəti nümayiş etdirildi. Bununla bağlı daha ətraflı studiyamızın qonağı ehtiyatda olan türkəli general Yücel Karavuz danışacaq. Yücel bəy, sizi studiyamızda salamlayırıq. Ben de iyi yayınlar diliyorum. Anadolu'dan, Türkiye'den selamlarımı tüm Azerbaycan'a çattırıyorum sizin vesilenizle. Teşekkürler. Yücel Bey, elə isə ilkin sualımıza keçək. Bakıdakı Zəfər Paradı Azerbaycan ve Türkiye'nin birliği bakımından dünyaya hansı mesajı verdi? Şimdi öncelikle Zəfər Paradı ne, bir ona bakmamızda fayda var. Zəfər Paradı 2. Dünya Savaşı'nda, 1. Dünya Savaşı'nda büyük zaferlerden sonra orduların, devletlerin, milletlerin gücünü, kudretini, muasır silah sistemlerini sergilediği paratlardır. Bu zafer paradı çok şükür ki bu son yüzyılda da 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Azerbaycan'a nasip oldu ve Azerbaycan'ın 44 günlük büyük vatan muharebesinden sonra 10 Aralık, 10 Dekabr tarihinde Azerbaycan devleti bu zafere hasredilmiş zafer paradı geçirdi. Bu zafer paradının hem tarihi önemi var, hem siyasi önemi var, hem askeri önemi var. Onlara kısaca değinmek isterim. Tabii ki bu bağlamda zafer paradına Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılmış olması, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin bütün unsurlarıyla burada olması, Türk savunma sanayi silah sistemlerinin bu paratta geçirilmesi ve şanlı Bolu Komando Tugayı'nın sancağının burada geçirilmesi, paratta geçirilmesi hem Azerbaycan devletçiliği, Azerbaycan gücü, Azerbaycan'ın bölgesel bir güç olarak, Kafkasların bölgesel gücü olarak gücünü ortaya sergiledi. Evet. Hem de bu parata iki cumhurbaşkanının silahlı kuvvetlerin geçişini beraber kabul etmesi, evet, ve bu parata iştirak etmesi, bunun sonucunda bu parattan sonra devam eden süreçte Şuşa beyannamesine uzanan dostluk ve kardeşlik köprüsü ondan sonra bizi tarihin en üst noktasına getirdi. Bizim gücümüz Türkiye ve Azerbaycan'ın gücü tekçe Azerbaycan'ın, tekçe Türkiye'nin gücü değildir. Biz birlikte ve beraber olduğumuz takdirde o demir yumruğu daha polat yumruğa indirebiliriz ve hem bölgemizde, Kafkaslar'da, hem küresel ölçekte sözü dinlenen ve uluslararası barışa, ekonomiye, istikrara, güvene katkı sağlayan bir devlet olabiliriz. Bu bağlamda da zaferden sonra, 44 günlük zaferden sonra 10 Aralık'ta geçiren bu zafer paradında birlikte olması bütün dünyaya, demin de ifade etmiş olduğum, hem siyasi hem de askeri mesajlar vermiştir. Yüce Bey, son iller Azerbaycan'da logistikanın möhkəmlənməsi, texniki cəhətdən yenilənmə, ən müasir silahların alınması üzrə böyük işlər aparılı bu sahədə. Və bugün Azərbaycan ordusu regionda ən güclü ordulardan biridir. Bununla bağlı sizin fikirləriniz. Şimdi 92 yılında bağımsızlığını kazandım. Bu sene biliyorsunuz 30. yılını kutluyoruz. Bağımsızlığın, ikinci bağımsızlığın 30 yılını kutluyoruz. Azerbaycan ordusu bağımsızlığını kazandığı zaman dünya orduları sıralamasına giremiyordu. Evet. Çünkü öyle bir ordusu yoktu. Yani bir ordu oluşturabilmek sadece eli silah tutan insanlardan oluşan bir şey değildi. Dolayısıyla Cenab-ı Prezident'in umumilliklerden aldığı vasiyet ve miras üzerine kendisinin de ifade etmiş olduğu, Sayın Ali Başkomutan İlham Aliyev'in de ifade ettiği gibi 17 yıllık iktidarı ve yönetim sürecinde en dikkat gösterdiği şey ordu kuruculuğuna gösterdiği dikkat ve kaygıydı. Dolayısıyla bu ordu kuruculuğuna gösterdiği ve dikkat kaygı sonucu Azerbaycan ordusu hem taktik olarak, taktik olarak derken şunu kastediyorum, eski Sovyet bloku, Varşova Paktı taktiğiyle NATO taktiğini bir araya birge getirdi. Eğitim öğretim faaliyetleri olarak dünyanın her yerine eğitim öğretime askerler gönderdi, oradan buraya kabul etti ve ordusunu silah sursat olarak modernize etti. Ve bu modernizasyonu yaparken de herhangi bir ülkeye, özellikle
Ermenistan açısından söyleyecek olursak sadece Rusya'ya bağlı bir silahlı kuvvetler yapısından daha ziyade dünyanın neresinde muasır bir silah sistemi varsa onu ordusuna kazandırdı. Hı hı. Ve bu kazandırmış olduğu silah sistemlerini cemleştirdi, kurgulaştırdı, koordine etti, eğitimini ve tatbikatını çok iyi yaptı ve dünya savaş tarihinde savunan bir kuvvete 28 yıldır tahkim edilen bir araziye ve geçilemez denilen mevzilere, yenilemez denilen orduya karşı 44 günlük kısa bir sürede bu zaferi elde etti. Dolayısıyla bunun başlıca sebebi Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan'ın ordu kuruculuğuna göstermiş olduğu dikkat kaygı, Azerbaycan ordusunun vatan, millet, devlet, bayrak için, namusu için, maddi ve manevi değerlerine sahip çıkması ve Azerbaycan halkının milli ve manevi maraklarının yükselmesinin ordu kuruculuğuna ve o daha doğduğu zaman veya 92'de Hocalı'da, Adam'da, Kelbecer'de, Laçin'de kaşkın duruma düşen o çocukların analarının laylalarında söylenen şeyleri kulaklarına bir söz olarak ifade etti ve Azerbaycan himninde olduğu gibi Azerbaycan himnini 2. Karabağ Savaşı'nda Azerbaycan askeri ondan sonra en iyi şekilde yerine getirdi. Dolayısıyla Azerbaycan ordusunun 91 yılından 2020 yılına kadar gösterdiği mesafe çok muazzam bir mesafedir. Bugün Azerbaycan ordusu çeşitli değerlendirme kuruluşlarının yaptığı sıralamaya göre 50 ile 55. değişiyor bazı rakamlar. Hı hı. Hale gelmiştir. Benim şahsi askeri bir expert olarak şahsi değerlendirmem, o değerlendirmelerin bazısı duygusal oluyor. Azerbaycan ordusunun gerçek yeri bu 2. Karabağ Savaşı'nda gösterdiği başarıdan dolayı 40-45 civarında bir rakamdır dünya ordular içerisinde. Bu 30 yılda kaydedilmiş çok önemli ve büyük bir başarıdır. Dolayısıyla bugün Azerbaycan ordusu silah, sistem ve sursat olarak, hı, ordunun yaşayış imkan kabiliyetleri ve mıntıkaları olarak, askerinin karnının doymasından sırtına giydiği paltara, kullandığı silaha, kullandığı gece görüş sistemine göre her türlü hava şartlarında ve her türlü iklim koşullarında ve her türlü gece gündüz harekat edebilecek şekle geldi. Burada işte siyasi iradenin göstermiş olduğu dikkat, marak ve kaygı ve ordu kuruculuğunda bu imkan kabiliyetleri düzgün alanlara yönlendirmesi konusu çok önemli. Bu da beraberinde zaferi getirmiştir. Yücel Bey, 44 günlük savaş Azerbaycan ordusunun daha hansı keyfiyyətlərini üzə çıxardı və eyni zamanda bu Şuşa döyüşləri dünya hərb tarixində hansı iz qoydu? Yani şimdi askeri harekatın tabii ki özellikleri var. Bu harekatta deniz kuvvetleri kullanılmadı. Örnek veriyoruz. Ağırlıklı olarak hava kuvvetleri, hava savunma kuvvetleri, hava savunma unsurlarının faaliyetleri ve hususi tayinatlar ve komando birliklerinin harekatı çok ön yüze çıktı. Hı hı. Tabii ki her harekatta ufak tefek hatalar olabilir ama ben 44 günlük vatan muharebesinin ilk günden son gününe kadar takip etmiş biri olarak şunu söyleyebilirim ki Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri taktik ve teknik kullanım açısından neredeyse sıfır hata bu kadar kısa sürede. Sıfır hata derken şunu vurgulamamız lazım. Bu harekat aslında 44 gün değil 30 günde başa çatabilirdi ama Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan tek bir askerinin burnunun kanamaması, evet, kanının akmaması, minimum zayiat, minimum şehit sayısı, maksimum tahribat üzerine kurulmuş bir askeri harekattı. Bu da çok önemli bir olay. Yani bu 44 günü 30 günde alabilirsiniz ama şehit sayısı 2'ye 3'e katlayabilir. Hı hı. Dolayısıyla Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri'nin şu şekilde 3 grupta değerlendirmek lazım. Hava kuvvetleri çok güzel işler yaptı. Yani düşman mevzilerinin, doğru, tespiti ve teşhisi konusu. Ve onların yanıltılma, bizim askerlikte taktik örtü aldatma dediğimiz yöntemlerle, boş uçaklarla Ermenistan ve bu bölgeye, harekat alanına intikal edip hava savunma sistemlerini, Ermenistan'ın hava savunma sistemlerini çalıştırmasına ve koruma sistemine gelmesi ve bunların da Bayraktar TB2'ler ve diğer
insansız silah sistemleriyle imhası sağlandı ki bu modern harp taktiği açısından son dönemlerde uygulanmış en önemli taktiktir ve bugün yabancı harp akademilerinde ve bu strateji merkezlerinde Azerbaycan bu uygulamış olduğu örtü ve aldatma faaliyeti okutulmaktadır. Azerbaycan hava savunma sistemleri çok mükemmel bir şekilde işledi. Çok güzel bir şekilde stratejik yatırım yapılmanın getirdiği faydaları gördük. Bir de Azerbaycan ordusunun özellikle Şuşa'nın azat edilmesi konusunda daha önceki Hadrut muharebelerinde askerinin göstermiş olduğu sineden sineye göğüs göğüs ediyoruz biz. Ondan sonra tabancayla, tüfekle ve düşünebiliyor musunuz? Yaklaşık 500 ila 1000 metre daha yüksek rakıma doğru, alçaktan yukarıya doğru mahkumdan biz hakime diyoruz. Mahkumdan hakime bir arazide Azerbaycan askeri özellikle hususi tayinatlılar ve komando birlikleri bir tarih yazdılar. Yani şu an Şuşa'ya gidenler, oradaki araziyi görenler bu kahramanların yaptığı gerçek kahramanlık ve vatanseverlik için ağızları açık kalıyor desek yeridir. Dolayısıyla bütün sistem iyi çalışmıştır. Evet. Emir komuta sistemi iyi çalışmıştır. Ateş destek vasıtalarının düşman mevzilerini imha etmeyle ilgili iyi çalışmıştır ama öne çıkan şey ne derseniz hava kuvvetleri, hava savunma sistemleri ve askerin non 52 dahil olmak üzere o kahramanların, hususi tayinatların ve komando birliklerinin yazdığı tarih diyebilirim. Yücel Bey, döyüş vaxtı en vacib məqamlardan biri de müharibə vaxtı. Türkiye'nin Azerbaycan'a siyasi ve mənəvi dəstəkdir. Bununla bağlı hansı fikirleri bildirir? Yani Türkiye'nin Azerbaycan'a siyasi ve askeri desteği bir boynunun borcudur. Bir kere onu söyleyeyim. Şimdi Azerbaycan halkı çok kadirşinas bir halk olduğu için sürekli bu Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin yapmış olduğu desteği çok ön plana çıkartıyorlar. Ama biz bu kardeşliği ve dostluğu Çanakkale Harbi'nde, Balkan Harbi'nde, Kurtuluş Savaşı'nda, Kardeş Kömeği'nde görmüşüz. Türk Kurtuluş Muharebesi'ne Bakü'deki, Azerbaycan'daki tüm insanlar, analar, bacılar kızıllarını bozdurarak göndermiş. Doğru. Mustafa Kemal Atatürk Kurtuluş Savaşı'ndan sonra borcumuzu ödeyeceğiz kardeşim dediği zaman Azerbaycan demiştir ki kardeşin kardeşe borcu olmaz. Bir kere bunu kaydetmemiz lazım. Tabii Kafkas Sistem Ordusu ve Nuri Paşa ayrı bir destandır. Dolayısıyla Türkiye 1. Karabağ Savaşı'nda o günkü siyasi konjüktür ve şartlar dolayısıyla Azerbaycan'a yeteri kadar destek sağlayamamıştır. Ve o Hocalı'da katliam ve soykırım sürerken Türkiye'den talep edilen iki tane nakliye helikopteri, bırakın İHA'yı, SİHA'yı ve taarruz helikopteri gibi hususlar zaten o zaman Türkiye'nin de çok fazla yoktu. O şehit ve yaralıların geri getirilmesi için helikopter desteği bile verememişti. Ama Türkiye'nin son 20 yılda kat etmiş olduğu mesafe, özellikle savunma sanayi alanındaki gelişimi, Türkiye'yi bir Kafkasların, Orta Doğu'nun ve Avrupa'nın bölgesel üstü bir güç haline getirdi. Dolayısıyla Türkiye'nin bu maddi ve manevi, yani manevi derken 83 milyon Anadolu Türk'ünün manevi desteği de çok önemliydi. Türk savunma sanayi sistemlerinin Azerbaycan'da kullanılması çok önemliydi. Ve Sayın Cumhurbaşkanlarının ikisinin de karşılıklı olarak ifade ettiği biz bir millet iki devletiz ama gerektiğinde bir millet bir devlet olabiliriz. Olduk sözü bizim için bir desturdur. Dolayısıyla Türkiye bunu yapmak durumundaydı. Yapması da lazımdı. Ama burada şunu ifade etmem lazım. Bu gönül bağı ve desteği ki sadece Türkiye'den gelmedi. Biliyorsunuz Pakistan'ın çok büyük destekleri oldu. Diğer devletlerin de oldu. Türk Devletleri Teşkilatı'ndaki devletler manevi destek verdiler. Ama bu kahramanlığı, bu destanı Azerbaycan devleti, milleti ve Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri yalnız başına yapmıştır. Bunu
vurgulamazsak o şehitlerimize ve gazilerimize ve Azerbaycan devletinin emeğine ve kahramanlığına haksızlık yapmış olduğunu değerlendiririm. Ama Türkiye Cumhuriyeti Devleti için destur şudur. Bakü'nün güvenliği Ankara'dan, Ankara'nın güvenliği Bakü'den geçer. Biz birlikte güçlüyüz. Demin de ifade ettim. Dolayısıyla geçmişte aynı soy, aynı kök, aynı çınarın dalları olan bizler için geçmişte de bir Türkiye için vacip bir konuydu. Bugün de vaciptir ve dünya durdukça Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın neyi varsa, Azerbaycan'ın neyi varsa, Türkiye'nin neyi varsa Azerbaycan'dır. Bundan başka bir şey de zaten ne akla gelir ne de sohbet edebilmeyiz bu konuda. Doğru. Yücel Bey, etraflı cevaplarınıza göre ve vaktinizi ayırıp stüdyomuza geldiğiniz için teşekkür ederim. Ben de çok teşekkür ediyorum. Tabii bugün bu Zafer Paradı'nın birinci yıl dönümü. Evet. Çok gururla bunu kutluyoruz. Bir galip devlet ve topraklarını azat etmiş bir devlet ve millet için bize bu gururu yaşattığı için ben 83 milyon Anadolu insanı adına Cenab-ı Prezident Ali Başkomutan Sayın İlham Aliyev'e, Muzaffer Azerbaycan ordusuna ve milli ve manevi marakları yükselmiş Azerbaycan halkına, Anadolu insanları adına öz minnettarlığımı ifade ediyorum ve bu gururu bize yaşatan o şehitlerimizi rahmet, minnet ve duayla anıyorum. Allah teşekkür ederim. Teşekkür Allah rahmet eylesin. Çok sağ olun. Həm söhbətim ehtiyatda olan Türkiyəli general Yücel Karavuz idi. CBC FM-i dinləməyə davam edin, sağlıqlı qalın.